Antalya'da yaşayan Efe Asaf Dur 16 yaşındaydı. Okula gitti. Ders sırasında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki çocuk kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlar bu yaş grubundaki ani kayıpların ritim bozukluklarına bağlı yaşandığını belirtiyor. Sınıfta fenalaşan çocuk hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Efe Asaf Dur'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Çok acı bir olay. Mutlaka anne babalar kendi çocuklarını gözlemlesinler. Ee, özellikle egzersiz sırasında dinlenme ihtiyacı duyuyor mu? Yaşıtlarına göre günlük aktivitelerde veya spor aktivitelerinde geri kalıyor mu? Çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi semptomlar tarif ediyor mu? Ama çabuk kesiliyorsa, spora bir iste, isteksizliği varsa semptomlara bağlı olarak mutlaka bir kat doktora görünmelerini öneririm. Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Efe Asaf Dur 11. sınıfa gidiyordu. Sınıfta ders dinlerken kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarda bu tarz vakaların görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, beslenme alışkanlığı ve hareketsizliğin bunda etkili olduğunu vurguluyor. Erken dönemde kalp krizi vakaları görüyoruz. Beslenme alışkanlıklarının bozulması, sedanter yaşam tarzı dediğimiz, günlük aktivitelerden çocuklarımızın, gençlerimizin uzak kalması, masa başında geçirilen zamanların artması... Damar sertliğinin giderek daha erken yaşta görülmesine sebep oluyor. Bu endüstriyel bazı gıdaların artışıyla da ilişkili. Bizim bu ani kalp ölümüyle kaybettiğimiz bu yaş grubundaki gençlerimizi büyük bir kısmı ritim bozukluklarına bağlı olan kayıplar. Uzmanlar pandemi nedeniyle obezitenin artış gösterdiğini vurguluyor. Bize gelen hastalarımıza gözle görüyoruz. Her kesimden obezite hızlı artıyor gerekçe olarak pandeminin getirdiği zorlukları gösteriyorlar ama biz de hastalarımızı cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Günlük yürüyüşlerini yapmaları, kardiyo egzersizlerini yapmaları konusunda hem hastalarımız hem de sağlıklı kişilerin mutlaka teşvik edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli toplum sağlığı problemlerinden bir tanesi ortaya çıkan.